Sen ne geçiriyor? Hadi gel yanıma hayatım. Önce sizi bir buluşturalım karı koca. Hı? 13 gün oldu. Kaç yıllık eşindi? 27 senelik. 27 senelik. Evet. 6. eşin. Takmış kafayı altına gidiyor. O bilmiyorum artık. Kendi açıklasın ne ise. Hı? Cin gibi bir şey anam böyle bu kadar altınlarla uğraşıyor değil mi? Ben merak ediyorum Bilal Bey. Gerçekten görmedim. Burada görüşelim diye. Peki efendim. Bilal Bey'i hayatta olduğu için yani o mutlulukla alkışlayarak stüdyomuza davet ederim. Bir buluşsun karı koca. Lan. Hadi güç. Bu kadar. Hoş geldin Bilal Bey. Hoş bulduk. Gel buyur, geçmiş olsun, gözün aydın, gel. Oo, bayağı senin yüzün gözün çok kötü. Dikiş mi atıldı oraya? Evet. Geçmiş olsun. O ilk seni kaçırırlarken aldığın darp mı o? Evet. Orası çok patlamıştı demişti, her taraf kan içinde kalmış. Aa, niye sizin elleriniz acaba falan bu kadar şiş? Dövüyorlar. Bağlıydım devamlı onların. Efendim? Bağlıydım devamlı. Eliniz bağlıydı. Elinize de mi vurdular? Tabii. Ay bakar mısın? Aa. Çok dövüyor lan Müge Hanım onu. Aa, buralara ne oldu böyle? Orada hastanede şey yapıldı. Yok şu çizikler ne? O dağda düşerken, sürtünürken. Dağda sizi götürürken. Ama sizin ayaklarınız ayakkabı da giyemediğinizi söylemişti. Şey, evet. Elleriniz falan ne kadar şişmiş sizin. Evet. Bağladıkları için şişti. Tabii. Bir de cilt altı kanama var sol elde. Oraya serum bağlamışlar. Serum bağlandı. Aa. Geçmiş olsun. Gerçekten. Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Geçmiş olsun. Vallahi Bilal Bey, biz sen öldün diye artık hani en son eşin yani bari mezarını bulayım da başına bir Fatiha okuyuma kadar gelmişti hanımefendi yani. Ama Müge Hanım mezarımı bile kimse bulamayacaktı yani.